biyomedikal mühendisliğinden yaşam koçluğuna uzanan bir hikayeye hazır mısınız? Ayça Yediltan şimdi ekranlarınıza geliyor. Teşekkür ediyorum sevgili Hanım. Efendim bugün stüdyolarımızda yaşam koçu Ayça İdiltan ile birlikteyiz. Kendisine merak etmiş olduğumuz bütün soruları yönelteceğiz ama öncesinde tabii ki de Ayça Hanım'ı tanıyalım. Nasılsınız Ayça Hanım? Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için öncelikle. Rica ederim. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. 2014 yılında Gazi Fen Lisesi, 2019 yılında da biyomedikal mühendisliğinden mezun oldum. Yaklaşık 1,5 yıldır da yaşam koçluğu yapıyorum. Çok güzel. Mühendislik alanıyla ilgileniyorsunuz ama aynı zamanda yaşam koçluğu da yapıyorsunuz. Evet. Nasıl tanıştınız bu alanla? Yaşam koçluğuyla tanışmamız şu şekilde oldu. İnsan öncelikle kendisine koç olmalıdır düşüncesiyle yola çıkıp bu eğitimi aldım. Eğitimler yaklaşık 2 yıl sürüyor. 2 yıl sonra bir sınava giriyorsunuz. Sınava girdikten sonra da bu sertifikayı almaya hak kazanıyorsunuz. Bu şekilde yaşam koçluğuyla tanıştık. Bir diğer durumda sosyal çevremde, arkadaş çevremde insanların, arkadaşlarımın herhangi bir problemleri olduğu zaman genel olarak ilk bana geldiklerinde düşündüm. İnsanlara ne verebiliyorum, ne öğretebiliyorum? Bu soruların cevabını alabilmek için de yaşam koçluğu eğitimi aldım. Peki siz de bu eğitimi aldıktan sonra, bu alanla tanıştıktan sonra hayatınızda neler değişti? Şu şekilde söyleyebilirim. Bu eğitimi aldıktan sonra kendimi tanımadığımı fark ettim. Ben bu konuda aksine çok iddialı olan bir insandım. Ben kendimi çok iyi tanıyorum diye. Ama eğitimi aldıktan sonra dedim ki, Ayça sen kendini tanımıyor musun? Örnek veriyorum, kendime demek ki o kadar iyi zaman ayırmamışım. Ben avokadolu salataları çok seviyormuşum ama farkında değilmişim. Peki şu anda danışanlarınızla aranız nasıl oluyor? İletişimleriniz, seanslarınız? Şu şekilde oluyor, her danışan için farklı bir program uygulamanız gerekiyor. Çünkü sebepler farklı olabilir. Ama ben genel olarak ilişki koçluğu üzerine çalışıyorum. Örnek veriyorum, A kişisi ve B kişisi, ikisinde farklı sorunları olabilir. İkisi için de geliştirilecek stratejinin aynı olmadığını düşünüyoruz tabii ki de. O yüzden kişiye göre bu programı ayarlamaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir ilişkiyi bulmak veya sağlıklı bir ilişkiyi sürdürebilmek aslında hepimizin en büyük problemlerinden bir tanesi oluyor. Peki siz genel olarak sağlıklı bir ilişki için neyi önerirsiniz? Sağlıklı bir ilişki için neyi öneririm? İlk olarak her zaman bahsettiğimiz madde kendinizi tanımak. Ve özellikle ikinci madde olarak da karşınızdakini ne kadar tanıyabiliyorsunuz, ne kadar onu hissedebiliyorsunuz, bunu anlamak çok önemli diye düşünüyorum. Çok güzel bir şekilde seanslarınızı bitirdiniz. Seanslar bittikten sonraki hayatına nasıl devam etmesi gerekiyor? Seanslar bittikten sonraki hayatına nasıl devam etmesi gerekiyor? Örnek veriyorum, siz onunla bir seans yaptınız. Bu arada çift şeklinde gelen danışanlarımız var. Ben kesinlikle hani genel olarak aynı odaya, aynı anda almamayı tercih ediyorum. Önce birini dinliyorum, daha sonra birini deniyorum. Burada ufak değinmek istediğim bir konu var. Her zaman bu çalışma yaşanıyor, bunu da belirtmek istiyorum. Yaşam koçları tabii ki de bir psikolog değildir. Biz sadece onların hayatları ne kadar daha mutlu devam edebilirler, onlarla ilgili strateji geliştirebiliriz. Ama akıl sağlığıyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Çok güzel söylediniz. Gerçekten tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Ayça Hanım'la sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Sözü yeniden İvan'a Sert'e bırakıyorum.